18 Haziran haftalık burç yorumumuza hoş geldiniz. Koç burcunu 18 Haziran'da neler bekliyor diyorsanız, özellikle hayatlarınızla ilgili yapmak istediğiniz tatiliniz ya da gitmek istediğiniz yolunuz hazır olmuş olacak. Size iyi bir dinlenme olmuş olacak ve geldikten sonra çok yoğun bir işlem konusu söz konusu olacak. O yüzden yöneticilerle ilgili yeni toplantılar, yeni oluşumlar, hayırlı imzalara atılım yapacaksınız. Ve uzun süredir iş bekleyen koç burçlarımız için de Temmuz başlangıcı gerçekten iş hayatınız için verimli. Ve ilişki konusunda da evliyseniz evliliğinizle alakalı yaşadığınız bazı sıkıntılar ferah edecek ve çocukla ilgili sevineceğiniz noktalarınız olacak. Ama bekar koç burçları için de doğru ilişki başlayacak, panik yapmayın diyorum. Ve sizin de çözülmesi gereken mirasla ilgili aydınlık noktalarınız var. Ve uzun süredir mahkemeyle ya da evraklarla ya da evle ilgili uğraştığınız yasal süreçler bitiyor. Ve haklarınızı alacaksınız. Sağlık olarak da özellikle ayak, varisle ilgili ağrılarınız söz konusu olabilir. Son zamanlarda düzensiz yemek yediniz, kilo al kaybı yaşıyor olabilir, kilo almış olabilirsiniz. Kiloyu dengelemeniz gerektiğini düşünebilirim. O yüzden sağlıkla ilgili dediğim gibi zayıflamayla alakalı süreçler sizin için hayırlı aydınlık olacak. Anne ve anne ile ilgili ziyaret dönemimiz oldu. İyi bir haftayı geçirdiniz 18 Haziran ve çok yoğun bir şampuanız olacak. Sevgiyle kalın diyorum. 18 Haziran boğa burçları neler bekliyor diyorsunuz. Evet, onlar da yoğun bir tempo, tatil, eğlence, ıvır zıvır derken onlarda da işleriyle alakalı hatalar ve bu hatalar onlara özellikle Eylül'e kadar yoğun bir tempo yaşayacak ve uzun süredir ev değişikliği ya da ev yenilenme isteyen boğa burçlarımız var. Temmuz ortasına kadar bunu gerçekleştirmiş olacaklar. İlişkileriyle ilgili de uzun süredir yalnız olan boğalarda muhteşem bir aşk dönemi başlayacak. Huzur ve mutluluk dediğimiz bir enerjiye giriş. Evlilikleriyle ilgili sorun yaşayan boğa burçlarımız da evliliklerinde düzeltme, iyileşme, verimlilik sürecine giriş yapacak ama boşanmak isteyen boğalar için de Eylül itibariyle boşanma kararı söz konusu olacak. Ve çocuk isteyen boğa burçlarımız var. Onlar da yıl sonuna itibariyle çocuk muradına girecekler. Bunlarda da miras ya da ev değişimi, ev alma gibi bir yenilik söz konusu olacak ama yıl sonu itibariyle gerçekleşecek. Sağlık olarak da damak, boğaz enfeksiyonu söz konusu olabilir, dikkat diyorum. Ve uzun süredir ailenizle ilgili planlarınız ve tatil planlarınız vardı. 18 Haziran mutluluk, güzel bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Hayırlı olacak, panik yapmanızı istemiyorum. Artı ek iş yapmak isteyen boğa burçları ve uzun süredir iş problemi yaşayan insanlar için de Eylül itibariyle işleriyle ilgili verimlilik ve güzel bir süreç. Devlete girmek isteyen boğa burçları için de Eylül'e kadar doğru süreci sağlamış olacaklar ve devlet kapısını aydınlığa kavuşturacaklar. Çünkü uzun süredir devlet evraklarıyla uğraştı boğa burçları, bunun sevincini yaşayacak. 18 Haziran ikizler burcu için aslında evet, herkesin bir tatil havası var. İkizler sanki Temmuz ortasında bir tatil niyeti var. Hayırlı olacak diyorum. İşlerinizle ilgili yeni atamalar, yeni beklenti ve yüksek iş beklentiniz var ikizler burcu için. Evet, bu gerçekleşecek. Sizin de konumunuz, atamanız aydınlığa kavuşacak. Aşk konusunda da sanki bu yaz ayını sakin ve rahat geçirmek istiyorsunuz ama sizde aşk yalnız bırakmayacak. Sizde de Temmuz ortasına kadar doğru bir insan bulma ve güzel bir ilişkiye başlama. Uzun süredir evliliğinizle ilgili problem yaşayan ikizler burcu için evliliklerde düzeltme, daha sakin bir süreç, artı boşanmak isteyenler de davalarını hazırlamış bekliyor olacak gözüküyor. Çocukların gitmesini ya da hani yaz tatiline girme kafasına giriş yaptı ikizler burcu. Çocuklarıyla ilgili yurt dışı planı yapmak isteyen ikizler burcu için de Eylül'e kadar tüm sorunlarını çözmüş olacaklar. Onlarda da bir ev alma değil de araç yenilenme, araçla ilgili bir kaza, araçla ilgili dikkat edilmesi gereken noktamız var. Dikkat diyoruz. Ve ikizlerde de çocuk muradı var ama onlar 2019'u planlıyorlar. Bence daha erken bir sürpriz söz konusu olabilir. Onlarda da mide, bağırsakla ilgili hassas noktalarımız var. İkizler burcunun dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum sağlıkla ilgili. Ve uzun süredir de kaynana ya da kayınpederle ilgili tartışmalar vardı. Bu tartışmalar rantiye girdi. Eş tarafından gelecek miras sevinci var ikizler burcunun. O yüzden bu yıl onlarda para rahatlığı söz konusu olacak. 18 Haziran Yengeç Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız, aslında yengeçler duygusal olarak sağlık problemi yaşamaya başladılar. Depresyon dediğimiz süreç evresine giriş yaptılar. Ama tatil planları var, valiz hazırlığı içerisindeler, ailece gitmek istedikleri güzel bir tatil var. Bunun sevinci var ama yengeçlerin de buradaki işle ilgili halledelim, evrak ve devletle ilgili ya da yasal süreçle ilgili çözülmesi gereken evraklarınız teslim olması lazım işle ilgili. Bunları temiz hallettikten sonra tatilinize gideceksiniz. Sizin
de aslında başka bir şeyden bir yatırım planınız var. Komple bir atama değişiminiz var. Farklı bir şehre geçme gibi bir niyetiniz var. Eylül itibariyle, Ekim itibariyle bu netliğe kavuşacak. Bekar yengeçler için doğru dönem, doğru bir ilişki zamanı, mevsimsel aşka başlangıç ama ciddi ilişki içinde 2019 sizin için daha hayırlı. Evli yengeç burçları için doğru bir süreci iyileştirme, evliliği kontrol etme, güzel bir çocuk düşünceleri var. Allah nasip ederse çocuk olacak. Burada da eşten kaynaklanan kalp damar hassasiyeti söz konusu olabilir. Dikkat edilsin yengeçler için. Ama bereketli ve evet maddi geçmiş borçlarımız da var, bunları ödemeye çalışıyoruz. Yatırım planlarımız var, devletle ilgili atama ve de yenilik dönemimiz var. Güzel başlangıçlar ama Eylül yengeçlerin doğma, uyanma, verimlilik süreci olacak. Onların sadece takıntıları var, biraz spor takıntıları var, spora adapte olursak sevinir. 18 Haziran aslan burçları için neler bekliyor dersek, ilişki, özlem, sevgi, aşk, söz, nişan dediğimiz, gerçekten onun hazırlığı, ailelerin birleşmesi dediğimiz süreç ve uzun süredir aşk yaşamayan aslanlara muhteşem bir aşk ve doğru hayat arkadaşını bulma dönemi o Temmuz'a kadar bu dengeyi kuracak. Evli aslan burçlarımızın da evet problemli giden ailevi sorunlar ve evliliğimize çok karışan insanlar oldu. Artık onlar da birebir aşk ve evliliğini kontrol etmek istiyorlar ve dışarıdaki insanları istemiyorlar. Onlar için de çocuk sevinci var ama 2019 planları. Onlarda da bir ev değişimi ya da ev alma gibi fikirleri var. 2019'un ortalarında bu gerçekleşmiş olacak. Planlı ve programlı çünkü çok yoğun bir iş temposu var, para yok. Ama aslanlar için hedeflediği planlar çok doğru. Sağlık olarak alerjik, göz alerjisi, kepek ya da kaşıntı dediğimiz süreçlere dikkat etmemiz lazım. Bir de aslanlarda babayla ilgili rahatsızlanma gibi gündem olabilir. Panik yapmayın, babanız gayet sağlıklı, iyi olacak, endişe etmeyin. Bir de operasyon geçirmek istiyor aslan burçları, estetik gibi. Bunu da yapın ama yaz mevsimi, anam ne operasyonu, kışa bekleyin diyorum. Aslanlar için de doğru bir süreç. Ve uzun süredir de işleriyle ilgili çözülmesini istediğiniz her şey Ağustos'un sonuna kadar çözülmüş olacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Doğru bir süreç diyebilirim sizin için. 18 Haziran Başak Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, Başaklar'da aslında tatil, eğlence, ruhunu dinlendirme, güzel bir sakinlik, sessizlik dediğimiz bir sürece giriş yaptılar ama onların da tam 18 Haziran İstanbul ya da bulundukları noktada kalma Temmuz itibariyle tatil planları var Başak burçlarının. Hatta şöyle söyleyeceğim, Ege, Akdeniz onlar için doğru süreç ama Karadeniz'e de daha yakın bir turlar söz konusu olabilir ya da yurt dışı niyetleri olabilir. Bu da gerçekleşecek. Başakların işleriyle ilgili aslında güzel gidiyor. Sadece onlarda para ve geçmiş borçları ödemeyle ilgili çok zorluk ve kredilerin çok birikmesinden kaynaklanan sıkıntılar var. Bu sıkıntılar yıl sonu gibi değişecek. Başakların da uzun süredir mahkemede olan bazı mallar vardı. Eylül, Ekim gibi rahatlığa gelip bu kredilerin hepsini kapatacaksınız. Panik yapmayın Başak burçları diyorum. Başakların sağlık olarak boyun, bel ağrıları söz konusu olabilir ama boyun fıtığı, bel fıtığı değil, sinir sıkışmalarından kaynaklanan sırt ağrılarımız var. Uzun süredir bekar Başak burçlarının neler bekliyor diyorsa biraz daha rolantıya alacaksınız. Yalnızlığa alışan Başak burçları var. Doğru insanı bulmadan kimseyi hayatıma almam diyorsunuz. Bunu da sanki Temmuz Ağustos doğru insana başlangıç ama Başaklar seçici ve kurallı olduğu için herkesi kolay kolay kimseyi kendilerine yakıştıramıyor. Evli Başak burçları için de aslında güzel gidiyor evlilikleri. Sürpriz tatiller yapılacak. Hatta onların da bir güzel bir yatırım niyetleri olabilir ama yıl sonu itibariyle karar verecek. Sağlık problemi dediğim gibi dikkat edilmesi lazım ama Başaklar'da da sakin, rutin ve güzel dinlenme havasına giriş yaptı. 18 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler çok yoğun bir iş temposu ve çok paraya çok ihtiyaçları var ve bir sürü ödemeler, bir sürü sıkışıklıklar var. Tatili bile rölantiye aldılar. O yüzden Başakların dikkat etmesi gereken finans, kartlar, borçlar, bunların planları var. Onlar da 6 ay içerisinde toparlanıp tekrar bir yatırım niyetleri var. Sanki onlar da 2019 sonuna doğru kafalarında planlarını yapacaklar. Evlilik niyeti olan terazi burçlar için doğru bir karar ve sürpriz Ağustos, Eylül evlilik dönemleri olacak. Ve uzun süredir ilişki yaşamayan dediğimiz terazi burçlar için de aşk var ama biraz daha sabırlı olursanız doğru aşkta 4 ay var ya da 4 hafta, 4 gün, 4 saatlik bir süreç var. Ona sahip olacaksınız.
Anneyle ilgili gereksiz tartışmalar var terazi burçları. Biraz anne ve aileyle ilgili süreçlerinizi iyileştirmeniz lazım. Bir de terazilerde ölmüş bir erkeği özlem var. Baba gibi, dede gibi. Evet, herkesin ölüsü var. O yüzden Allah nur içinde yatsın. Bir de aileyle ilgili de uzun süredir bir binanın tamirata ya da inşaata girmesini istiyorsunuz. Sanki Eylül'e kadar bu da sevincini yaşamış olacaksınız. Terazilerde yoğun bir iş temposu, yoğun bir süreç. Evet, tatil planları var ama onlar Eylül, Ekim gibi tatile gitmek istiyorlar. Ve güzel bir yeni bir işe de geçmek isteyen terazi burçları için de Eylül'de yeni bir iş kapısı ve hayırlı olacak. Hiç panik yapmayın terazi burçları. Sizin için de sakinleşen, çok zor bir 2017-2018 atlattınız. 2019 daha verimli ve daha aydınlık olacak. 2018 Haziran akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerde aslında tatile gitme ihtiyaçları var ama parasızlıktan ve çok uzun süredir borçları kapatma telaşına girdikleri için kaygı ve endişe var. Bunların hepsini toparlayacaklar. Kredi ödemeleriyle ilgili sıkıntıları ve borç aldıkları insanlar var. Bunları ödemeye çalışıyorlar. İşleriyle ilgili farklı işler de yapacaklar. Yeni büyük iş anlaşmaları var. Bunlara imza atılacak. Çok yoğun bir 4 ay var akrep burçları için. Bunları çok değerli, iyi değerlendirirseniz size hızlı paraların akışı ve hayırlı paralar söz konusu olacak. Akreplerinde kadınsal bölgesi, mide ve gaz sıkışması olabilir. Dikkat diyoruz. Ya da erkeklerde de prostatla ilgili sıkıntılar olabilir. Dikkat diyoruz. Aşk konusunda akrepler geçmişi kapatıp yeni bir ilişkiye konsantre olmak istiyor. Ve gerçekten sakinlik istiyor. Evlilikleriyle ilgili uzun süredir sorunlar değil de sorun yaratan akreplerimiz var. Bence evliliğiniz güzel, evliliğinize sahip olun. Ve ailevi ziyaretler ve güzel süreçler olacak sizin için ama akrepler takıntıya girdi. Korku, kaygı dönemi başladı. Çünkü çok borç var, borçları halledemem diyorsunuz. Hayır, 4 ay sonra gerçekten %60 rahatlayacak akrepler. Panik yapmayın. Burada da akreplerde abla ya da abi rahatsızlığı var. Operasyon geçirebilir. Son aydınlık olacak, panik yapmanızı istemiyorum. Aslında burçlarla ilgili enerjilerin tavan olduğu bir dönem. Herkes için risk olabilir ama akrepler daha verimliliğe girecek. 18 Haziran yay burçları neler bekliyor diyorsanız, yaylarda da aslında tatil, heyecan, eğlence dediğimiz süreç var. Ufak ufak kısa tatiller yapılacak. Dikkat edin, kazalara müsait olabilir akrepler. Dikkat kaybı var. Bunları toparlayın. Yeni bir aşka yelken açtı yay burçları. Akrep dedim, yanlış anlamayın, yaylarıyız. Yay burçları. Yaylar içinde güzel bir aşk ve uzun soluklu aşk diyor. Uzun soluklu bir aşkın heyecanı var. Geçmişi kapattılar, psikolojisi düzeldi. Çok yoğun, evet, belli paralarla ilgili yatırımlar niyeti var yay burçların. Doğru kararda. Onlar sadece sakin, huzurlu, kaygısız bir dönemi yaşamak istiyorlar. Bu kaygısız dönem geride bırakıyor. Güzel ve verimlilik sürecine sahip olacak yay burçları. Yayların da anne ve ya da aile değil de uzak akrabalardan kaynaklanan gereksiz tartışmalar, gereksiz atışmalar var. Bu atışmalar geride kalacak ve yüzleşme, ailevi sorunların komple geride biteceği bir dönem, sona aydınlık olacak. Ama yay burçlarının en büyük sorunu da bence kendileriyle ilgili vakit geçirmek istiyorlar ama geçmişle alakalı sorunların hepsinin geride kalmasını istiyorlar. Bunlar geride kalacak. Toparlanacağız, iyileşecek yaylar, panik yapmanıza gerek yok. Bir de aşk yaşamak istemeyen yay burçlarımız var. Evet, yeni, hiç ilişkisiz yaşayan, ilişkim olmayan, inanın ben aşksız dayanamıyorum diyen yaylara da gerçekten Temmuz'a kadar güzel bir aşk yelkeni var. Oğlak burcunu 18 Haziran neler bekliyor diyorsanız, iş, yoğunluk, tempo, yeni iş aşma, yeni bir nokta, yeni bir oluşum sağlayacak oğlak burçları. Gerçekten onların hedeflediği çok büyük başarılar var. Bu başarının sevincini ve aydınlığına kavuşacaklar. Ve evlilikleriyle alakalı da ev taşınması, yeni bir eve geçme ya da müstakil bir eve geçme gibi niyetleri var. Hayırlı olacak. Ama oğlak burçları aslında kendine motor ya da araç gibi yenilik yapmak istiyorlar. Bunun sevinci var. Aşksız yaşayan oğlak burçları için aşk yenilenmesi, sakinleşme, güzel bir süreç olacak, panik yapmayın diyorum. Çünkü oğlaklar huzuru, bereketi, aydınlığı bulacaklar. Ve onlarda da anneye kırgınlık ya da kardeşe kırgınlık dönemi geride bırakıyor. Ve iyileşme dediğimiz süreç var. Oğlaklar huzuru buldu. Aşkı buldu, geçmişi kapattı ama para formatı, parayla alakalı büyüme, yenilik dediğimiz süreçlerin büyük sevinci var. Evet, doğru süreçte oğlaklar. Onlarda da ayak valiz demiyorum ama mantar, ayak mantarına dikkat etmesi lazım. Uzun süredir de görmediğiniz üniversite ya da lise arkadaşlarınızla görüşme dönemi olacak. Yurt dışı Amerika seyahati var oğlaklar için. Hayırlı ve aydınlık. 18 Haziran
o kova burcunu neler bekliyor diyorsanız, kovalarda aslında hiç beklenmedik büyük işler ve büyük olumluluklar süreci var. Bu olumluluklar onların yaz ayı çok yoğun geçireceği bir dönem. Hızlı paraların hızlı döneceği ve yurt dışı ve Rusya ile alakalı bazı süreçleri var kova burçlarının. Ve büyük inşaata girmek istiyor kova burçları. Doğru bir zamandalar ve kovalarda aşk başladı. Gerçekten istediğiniz ve kalbinizde düşündüğünüz insanla güzel bir aşk. Hatta bu insan evlilik yapacağınız gözüküyor. Uzun süredir de evliliğinizle ilgili problem yaşayan kova burçlarında sakinleşme, iyileşme, hatta onlarda da 3. ya da 4. çocuk denemesi olacak. Onların da bir araç alma gibi niyetleri var. Hayırlı bir araç görüyorum, iyi olacak. Ve bunlarda da uzun süredir ortaklı araziler var satılmasını istediğiniz. Onlara inşaat yapacaksınız, satılma gibi bir durum görmüyorum. Panik yapmayın kova burçları. Kovaların aslında annelerine çok düşkünlüğü vardır ama bu ara annenin her sözüne alınan kovalarımız var. Anneleriniz sizi seviyor. Lütfen annelerinize iyi davranın. Baba özlemi yaşayan kova burçları için gerçekten çok derin bir özlem var. Mezarını ziyaret edin. Ya da görüşmüyorsanız gidin, sarılın, öpün. Hayat kısa. Bence küskünlüğe gerek yok diyorum. Ve kardeşlerinize yaptığınız iyilikten bıktı kova burçları. Artık para vermek istemiyorum kova burçları var. Bence evet, herkes ayağının denk almalı. Herkes ayağının üstünde oturmalı. Kovalar da muhteşem. Kendi planları, kendi programları var. Ne istiyorsa gerçekleşecek. Onlara bolluk ve bereket dediğimiz dönem. Ama onların en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Alınganlıklar var. Alınganlıkları kafaya takıyorlar ve çok uzun süre takıntılar yapıyorlar ve sorunmuş gibi hayatımızı alıyorlar. Takma kova burçları, her şey geride kaldı. 18 Haziran balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar tatil, eğlence, hiçbir şey duyma ve çünkü onlar vatanın göreviyle ilgili teslim oldular. Onları yapacaklar. Sevgilileriyle ilgili aldatılacak korkusu yaşıyorlar. Korkmayın, sizi seviyor sevgiliniz ve evlilik söz nişan dediğimiz ve uzun süredir aşk yaşamayan balık burçlarına ciddi bir aşk kapıda diyorum ve hiç görmediğiniz, hiç tanımadığınız bir insanla yolda tesadüfen ya da işte tesadüfen tanışacağız ve evlilik yapacağınız insanı bulacaksınız. Balıklar, hadi mutluluk sizi de buldu. Balıkların da aslında ev satma gibi niyeti var. Bence evi satmayın, biraz bekleyin. Onu Eylül-Ekim gibi satarsanız daha sağlıklı ve hayırlı olacağını düşünüyorum. Balıklarda en güzel şey denizin üstünde yatmak, motorla gezmek, arabayla gezmek, aile ziyareti, çevre ziyareti, eğlence, mutluluk dediğimiz bir süreç ve uzun süredir iş problemi yaşayan ve iş bekleyen balık burçlar için Temmuz ortasına kadar istediğiniz iş kapının aydınlanması var ve hayırlı olacak. Hiç panik yapmayın balıklar, sizin de aslında 2019-2018 sonu verimlilik ve aydınlanma, çünkü yılı çok sorunlu ve problemli geçirdiniz. Bunlar bir de kardeşle gerçeği öğrenme, aileyle gerçeği öğrenme. Çünkü kardeşinizin ya da ablanızın ya da abinizin size hayırlı olmadığı, tek başına olduğunuzu ve tek başına hayatı kurmak istediğinizle ilgili ve hayatınızdaki doğru insan. Evet, kırgınlıkları geride bırakıyorsunuz, kendi düzgünlüğünüzü ve dilinize kavuşuyorsunuz. Doğru bir zaman, doğru bir süreç yok. 18 Haziran haftalık burcu yorumladık. Bize abone olduğunuz için, bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.